içinde de değil ama ben Yargıtay Cumhuriyet Savcısı'ydım. Ee, işte cemaat dediğimiz bu yapı, FETÖ yapısı şeyi yargıya ele geçirdikten sonra ilk iş bizim gibi yargıç savcıları göndermek oldu. Biri de bendim. Ee, gönderirken Mayıs e, 2016'da, 2011 tarihinden bahsediyorum. A, yargı hallaç pamuğu gibi atılıyordu. Yani tüm bizim gibi olan, yani vesayet dedikleri, hani haktan hukuktan başka yoldan ayrılmayan adamların hepsi gönderildi. 12 tane kararname çıktı yargıda. Bir, birisinde de ben gönderildim. Ben gönderildim ne? gece 11.30'da telefon ettiler bana. Kulaklığını çınlatayım. Ahmet Taşşurt diye bir arkadaşım var. Dostum dedi beni Urfa'ya seni de dedi Mardin'e bizi böyle şey tesbih gibi dizmişler. Şeyden başlamışlar. Mardin'den başlamışlar. Mardin, Gaziantep, Mersin, Adana filan diye. Biz Yıl üstü 2011 mi? 2011. E, tesbih şeyi gibi bize oraya atmışlar yani tamam mı Yargıtay'dan neyse dedim ki ya o tarihte hocam biz devlette çalıştığımız için hani e, devlete karşı çıkacak bir şeyimiz yok haksız bir tayin ama diyecek bir şeyimiz yok yani devlet dedim bize demek ki Gaziantep'te adalet dağıt dedi gidip Gaziantep'te adalet dağıtacağız bizim görevimiz o yani yani hmm. bundan halk da suçlu değil neyse ertesi sabah gittim odamı topluyorum odama birisi geldi e, bir idari e, savcı ee, o zaman Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'nda idari savcılar falan da var. Geldi dedi, dedik kıyamet kopar dedik ya hocam dedi biz dedi senin tayinini istemedik dedi. Seni dedi niye aldılar dedi. Çünkü Yargıtay'da belli uzmanlaşmalar vardı Hande Hanım. Bazı dosyalara. Evet. dosyaları evet. E çünkü hukuk öyle basit bir şey değil. İnsanlar uzman. Ben memur suçlarında mesela uzmandım. vali bakıyordum onun gibi şeyler. Veya şey dördün ceza dairesinde uzmandım filan. Böyle önemli dosyalar da baktığım oluyordu yani. Hani hmm. e, başsavcılık bana güveniyordu. Belediyelerle alakalı Belediye, Belediyeler filan. Görevi kötüye kullanma görevi ihmal dediğimiz çok teknik suçlardır. Evet. Bunlar çok ayrıntılıdır. Doğru. Bunlarla ilgili okumuş yazmışım artık yani. Bunu bilen benim. Ya senin gibi adama şimdi yeniden yetiştirmek 3 sene alır en az. Final üzülmüş yani tayinime. Ee, dedim üstad dedim yapacak bir şey yok devlet dedim şey devlet başa kuzgun neşe bize dedim bugün böyle diyor söyle yok biz gideceğiz falan ama dedi sen dedi itiraz dilekçelerini ver dedi ben dedi HSYK'ya başvuracağım dedi filan dedi. Hadi destek çıkıyor bana yani. Tamam üzü gerçekten üzüldüğünü anlıyorum ben onda. Bu arada da bavulumu topluyorum yani Yargıtay'daki. Gittim 15 Temmuz oldu. Benim o adama gelen adam FETÖ'cüymüş mesela. Asıl tayinimi isteyen adammış. Allah Allah. O yüzden cemaat tarikat yapılarına bakarken bu adam 5 vakit namaz kılan, bu adam bol pantolon giyen, bu adam Peki. camiden çıkmayan, cuma namazına giden bir adamdı. Ama e, hocamın dediği gibi aslında Allahsızı. Yani bu vicdansızlığı da normal e, mütedeyin, Değil mi? Vicdan sahibi, ahlak sahibi, kul hakkı yemeyen Peki. bir adamın mı yapacağını mı? düşünemeyiz Not yani.